Selam. Bugün 21 Ekim 2017. Bu videoda hamim harflerinden bahsedeceğim. Nedir hamim harfleri? Bir kısmınız duymuştur. Kur'an'da bazı sureler tek başına bir anlamı olmayan harf veya harf gruplarıyla başlar. Bunlardan en çok bilineni Yasin Suresi olsa gerek. Bu sure Ya ve Sin harfiyle başlıyor. İşte bunun gibi Kur'an'da bazı sureler huruf-u mukatta kesik harf denen harflerle başlar. Hamim de bunlardan biri. 40. sureden 46. sureye kadar toplam 7 sure Havemim harfi ile başlıyor. Geleneksel tefsirlere baktığımız zaman bu harflerle ilgili makul bir açıklama yapılmadığını, bunların anlamının çok anlaşılmadığını görüyoruz. Benim görebildiğim kadarıyla bu harflerle ilgili getirilen en iyi açıklama bunların matematiksel bir sistem olduğu yönünde. Nitekim Kur'an'da 19 sistemi olduğunu savunanlar, mesela ben, ee, bu harflerin 19 sisteminin bir parametresi olduğunu söylüyoruz. Nedir 19 sistemi? Çok kabaca özetlemek gerekirse, Kur'an'da bazı kelimelerin ve bazı harflerin 19'un tam katı olacak şekilde dizayn edildiğini iddia ediyoruz. Diyoruz ki işte bu harfleri saydığımız zaman 19'a kalansız bölünüyor. Çok kaba anlatımla bu. Şimdi e, hamim harflerini anlatabilmek için tabii ki dediğim gibi hamim harflerinin geçtiği 7 suredeki ha ve mim harflerini saymamız gerekiyor. Bunun için ben cep telefonu vasıtasıyla ekrana bir takım görüntüler yansıtacağım ve sizle beraber sayım yapacağız. Şimdi e, H harfi ve Mim harfini ilk önce tanımamız gerekiyor ve bu harfi de bahsettiğim 7 söyleden görmemiz gerekiyor. Şimdi ekrana bir Mustafa yansıttım ve e, takip etmesi kolay olsun diye sayımları kontrol etmek isteyen arkadaşlar için de Mustafa'daki bazı e, yerlerin üzerine Türkçe işaretler koydum. Mesela giriş kısımlarına, surelerin giriş kısımlarına surelerin numarasını ve ismini yerleştirdim. Sayfaların sol üst köşesine kaçıncı sure olduğunu yazdım. Mesela 40. sure şeklinde. Sağ üst köşesine surenin ismini yazdım. Gafir suresi şeklinde. Sayfanın alt tarafına sayfa numarasını yazdım. Mesela 467. ve 468. sayfa gibi. E, yalnız şunu bildiğiniz şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Mustafa'larda bu sayfa numaraları standart olmuyor. Seçtiğiniz Mustafa göre e, mesela 40. sure Gafir suresi farklı bir sayfada başlıyor olabilir. Biliyorsunuz bütün sureler besmele ile başlar. Onu da bir işaretleyip göstereyim istedim. Ve ha harflerini kırmızı kutucukla, mim harflerini de mavi kutucukla işaretledim. Takibi kolay olsun diye hangi surenin hangi ayetinde kaç tane H ve mim olduğunu siz de kontrol edip Belki bir itiraz durumunda bildirmek istersiniz diye de e, surelerin numaralarını da yanına belirttim. Mesela hamim harfinden sonra bir ve ikinci ayetten sonra da iki diye yazdım. Dikkat etmemiz gereken nokta Musaflarda ayet numaraları ayet başında değil ayet bittikten sonra yazılıyor. Yani ilk önce birinci ayet yazıyor, sonra bir ayet numarası yazıyor, ikinci ayet yazıyor, sonra ayet numarası yazıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi. 40. sure Gafir suresinden ha ve mim huruf ile başlayan ilk sure olan 40. sureden başlayalım. Bu sure mümin suresi olarak da biliniyor. Anlamı bağışlayan demek. Ben sayfaları çeviriyorum. Sayfaları çeviriyorum. Tabi burada şunu söyleyeyim. Surelerin içeriklerine bu videoda girmeyeceğim. E, bu surelerin Türkçe anlamlarında okumanızı tavsiye ederim. Ve videoyu e, istediğiniz zaman istediğiniz yerde dondurup bu harflerin kontrolünü de yapabilirsiniz. Şimdi 40. sure burada bitiyor. Ve alt tarafa bir tane tablo açalım. Yaptığımız sayımları yerleştirmek için. 40. surede 64 tane ha, 380 tane mim harfi olduğunu görüyoruz. Toplam 444 tane. Bir sonraki sayfaya geçtiğimiz zaman 41. sure Fussilet suresi. Fussilet açıklanmış demek. Sayfayı çeviriyorum. Bir sonraki sayfa. Ve Fussilet suresi bitiyor. 48 tane ha, 276 tane mim harfi var. Toplamda 324 tane. Bir sonraki sayfaya geçtiğimiz zaman Şura suresini görüyoruz. 42. sure. Yalnız bu surede e, hamim harfini geçen 7 sure var demiştim ya. İşte bu alt, diğer 6 surede olmayan bir özellik var 42. surede. Bu surenin ikinci ayeti de başka bir harf kombinasyonuyla devam ediyor. Ayn-Sin-Kaf harfleriyle devam ediyor. Bu nedenle tabloda 42. surenin satırını değişik bir renkte boyuyorum ve diğer sayfaya geçiyorum. Bir sonraki sayfa, sonraki sayfa ve 42. surenin sonu. 42. sure 53H, 300 mim harfinden oluşuyor. Toplam 353. 43. sure, Zuhruf suresi. Zuhruf gösteriş demek. Bir sonraki sayfa ve sonraki sayfa. Bir sonraki sayfaya geçtiğimiz zaman da Zuhruf suresi bitiyor. 44 ha 324 mim toplam 368 ha mim harfi geçiyor. Hemen yan sayfada da Duhan suresi başlıyor. 44. sure Duhan suresi. Duhan duman demek. Sayfayı çeviriyoruz ve 44. sure de burada bitiyor. 16 tane ha, 150 tane mim harfi var. Toplam 166. Burada Sayfanın alt tarafında 45. Sure Casiye suresi yazıyor. Bu bir sonraki sayfanın başlığı. Bir sonraki sayfaya çevirdiğimiz zaman da Casiye suresini görüyoruz. Casiye diz çöküş demek. 45. Sure ve sayfayı çevirdiğimiz zaman Casiye suresi burada tamamlanıyor. 31 ha 200 mim toplam 231 e, hamim harfimiz var ve hamim harflerinin geçtiği son sure olan Ahkaf suresi 46. Sureye geliyoruz. Ahkaf kum tepecikleri demek. Sayfaları çeviriyoruz. Ve hamim harflerinin geçtiği sureler burada tamamlanıyor. 36 tane ha, 225 tane mim harfi, toplam 261 hamim harfi var. Şimdi ekrandan Mustafa kaldıralım ve tabloyu biraz büyütelim. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman ha ve mim harflerinin toplamının 2147 olduğunu görüyoruz. 2147 19'a kalansız bölünüyor. 19'un 113 katı ancak bu tek başına bir anlam ifade etmiyor. Hamim harflerinde videonun başında da belirttiğim gibi başka bir özellik var ona değinmek istiyorum. Şimdi H ve Mim harflerini ifade eden sayılara bakalım ve dikkatimiz dağılmasın diye toplamı biraz griye çeviriyorum. Evet H ve Mim harflerinin sayılarının rakamlarına odaklanalım. Yani 6, 4, 3, 8, 0 şeklinde ve bunların hepsini toplayalım. 6 artı, 4 artı, 3 artı, 8 artı, 0 artı, 4 artı, 8 şeklinde bunları toplayalım. Bütün bu rakamları topladığımız zaman toplamın 113 olduğunu görüyoruz. H ve Mim harflerinin toplamı 2147 idi. 19'un 113 katıydı. Ve H ve Mim harflerini oluşturan sayıların, rakamların topladığımız zaman da çıkan sonuç 113. İlginç ama tek başına bir şey ifade etmiyor. Şimdi başka bir şey yapalım. Bu tabloyu iki ayrı tablo şeklinde görelim. Ne demiştik? Şura suresi ee, başka bir hurufu mukatta ile başladığı için bu değişik bir özellik gösteriyor demiştik. Tam Şura suresinin olduğu yerden tabloyu bölerek iki ayrı tablo şekline getirdik. Burada tabi bir dipnot da vermek istiyorum. Demiştik ki Şura suresinde aynı Kaf harfi geçiyor Hamim'den farklı olarak. Ee, ve aynsin kaf harflerini 42. suredeki aynsin kaf harflerini saydığımız zaman bunların da 209 tane olduğunu görüyoruz. Bu da 19'un tam 11 katı dipnot olarak belirteyim istedim. Şimdi e, bu ana tabloya iki ayrı tablo şeklinde baktığımız zaman şunu görüyoruz. 40, 41 ve 42. surelerin H ve mim harflerinin toplamı 1121. 43, 44, 45 ve 46. surelerin içindeki H ve mim harflerinin toplamı da 1026. 1121 de 19'un tam katı, 19'un 59 katı, 1026 da 19'un tam katı, 19'un 54 katı. Şayet ortada bir sistem varsa ana tabloda görmüş olduğumuz özelliği bu iki tabloda da görmeyi beklememiz gerekiyor. Yani yine H ve mim harfini oluşturan sayıların rakam olarak görelim ve bu rakamları toplayalım. Yani 41 ve 42. suredeki H ve M'im harflerinin toplamlarını oluşturan rakamları 6 artı 4 artı 3 artı 8 artı şeklinde topladığımız zaman çıkan sonucun 59 olmasını bekliyoruz. Nitekim tam olarak 59 çıkıyor. Yani 19'un 59 katıydı H ve M'im harflerinin toplamı. H ve M'im harfini oluşturan rakamların toplamı da 59. Bir alttaki tabloya geçtiğimiz zaman 43, 44, 45 ve 46. ayeti ...ayetteki H ve mim harflerini oluşturan sayıların, rakamların topladığımız zaman... ...yani 4 artı, 4 artı, 3 artı, 2 artı, 4 artı, 1 artı, 6 artı şeklinde gittiğimiz zaman... ...bunun da 54 olmasını bekliyoruz. Nitekim 54 geliyor. Yani 1026'nın tam 19'un 54 katı olması gibi bu rakamların toplamı da 54 geliyor. Şimdi... Cep telefonunu bırakıyorum. Ekrandaki tabloyu kaldırabiliriz. Bu tablo bize ne gösteriyor? Biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Bu tabloyu gördüğümüz zaman iki şey düşünebiliriz. Bir, diyebiliriz ki bu bir tesadüf. Evet, bunu diyebiliriz. Şayet bu tabloyu gördüğünüz zaman buna tesadüf diyorsanız çok diyecek bir şey yok. Ama sadece şunu düşünün. Bir kitap düşünün. Bu kitabın içindeki bazı bölümler bazı harflerle başlıyor. Ve bu harfleri saydığınız zaman yani rastgele harfleri değil, kitabın içinde geçen bu harfleri saydığınız zaman 19'a kalansız bölündüklerini ve 19'da ilginç bir şekilde uyumlu olduklarını görüyoruz. Bunun tesadüf olduğunu düşünüyorsanız diyecek bir şey yok. İki, evet bu tesadüf değil, bu kasıtlı yapılan bir şeydir diye düşünebilirsiniz ki ben de böyle düşünüyorum. Bu durumda şunu söylememiz gerekiyor. Demek ki kitabın yazarı bunu kitabına kasıtlı olarak koydu. Bakın burada özellikle Allah veya yaratıcı kelimesi kullanmadım. Özellikle kitabın yazarı dedim. Niye? Çünkü işte videoyu dinleyen arkadaşlar için de Allah'a iman eden insanlar olabilir, iman etmeyenler olabilir. Allah'a inanan insanlar olduğu gibi kitabın Allah katından geldiğini düşünen insanlar olabilir. Allah katından geldiğinden şüphesi olan insanlar olabilir. Bu nedenle daha genel konuşmak istiyorum. Ve bu sistem daha doğrusu 19 sisteminin içindeki hamin parametresi bize ne anlatır? Bundan ne son çıkartabiliriz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şayet bunun tesadüf olmadığını, bunun kitabın yazarı tarafından bilinçli olarak yapıldığını görüyorsanız o zaman bundan ne ders çıkartacağız? Tersten gidelim. İlk önce şunu söyleyeyim. Bu tek başına hamim sistemi asla ama asla kitabın Allah'tan geldiğinin bir delili, kanıtı, işareti olamaz. Niye? Evet, güzel bir sistem, güzel bir tablo ama benzeri yapılamaz değil belki şu söylenebilir bundan 1400 yıl önce hesap makinesi olmayan bilgisayar olmayan bir ortamda böyle bir tablo hazırlamak zordur denilebilir kabul zordur ama imkansız değildir bu nedenle bir kitapta sadece böyle bir özelliği göstererek bakın böyle bir özellik var bu kitap Allah katındandır demek çok makul değil bunu kabul etmemiz gerekiyor sadece bu parametreden konuşuyorum tabii ki çünkü 19 sistemde daha pek çok parametresi var sadece camimden konuşuyorum. Ama şunu görmemiz gerekiyor. Kitabın yazarı her kimse bunu kitabına kasıtlı olarak yerleştirdi. Demek ki bununla kastettiği, bununla amaçladığı bir şey var. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şayet videoyu izleyen arkadaşlar içerisinde ön kabul olarak veya bazı delillere dayanarak bu kitabın yani Kur'an'ın zaten Allah'tan geldiğine inanan insanlar varsa, evet ben iman ettim. Kur'an Allah'tandır diyen insanlar varsa o zaman şunu söylemesi gerekiyor. Bu kitabın içerisindeki sistemi de bu kitabın yazarı yani Allah yerleştirmiştir ve açık ki kitabın yazarı kitabın içerisine matematiksel bir sistem yerleştirmiş. Bununla bize bir mesaj vermek istiyor olmalı. Bununla bir şey hedeflemiş olmalı ve bu kitabın yazarı belli ki bu matematiksel sistemi 19'a uyumlu bir halde yerleştirmiş. O halde 19'a kayıtsız kalamayız. 19'da duyarsız kalamayız. Bu sistemi hele hele hiç inkar edemeyiz. Şayet bunun gerçekten planlanmış olduğunu görüyorsak, şayet kitabın yazarına saygımız varsa, ona güveniyorsak, bu sisteme de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sisteme kayıtsız kalmamamız gerekiyor. Bir başka açıdan bakarsak, şayet videoyu izleyen arkadaşlar arasında kitap hakkında şüphesi olan, soru işareti olan insanlar varsa, en azından kitaba bir şans verebilirler. Ya evet bu kitapta biraz ilginç detaylar var. Bir saniye yani bunu incelemeniz lazım diyebilirler. Bu parametre vasıtasıyla. Tekrar ediyorum. Hamim tablosu 19'un parametrelerinden sadece biri ve taklit edilemez değil, benzeri getirilemez değil ama 19'un parametreleri içerisinde kesinlikle taklit edilemeyecek parametreler de var. Bu videoda kısaca bunu anlatmaya çalıştım ve sizi düşündürmek istedim. İnşallah başarılı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.